İsa aleyhisselam bile havarilerine diyordu. Üzullâhe li en yukhafife annil mevt. Ey benim havarilerim, Allah'a dua edin de benim ölümümü hafif yapsın. Ki İsa aleyhisselam daha da ölmedi biliyorsunuz. 2000 küsur senedir yaşıyor. İnne İsa lem yemut ve inne raciun ileyke kabli yevmil kıyamet. Taberi'de geçen hadis-i şerifte şüphesiz İsa ölmemiştir. Kıyamet gününden evvel size rücu edecektir. Yani İsa aleyhisselam inecek meselesinde, dönecek, gelecek meselesinde, Mesih meselesinde şey yok yani. Yok ruhaniyeti gelecek, yok maneviyatı gelecek, zuhurat olacak. Öyle bir şey değil. Bedeniyle diridir yani. Ölmemiş hiç. Ama tabii ölecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret edecek. Bana selam verecek buyuruyor. Hac yapacak buyuruyor. Bana selam verecek. Ben de selamına cevap vereceğim buyuruyor. Ondan sonra vazifesini tamamladıktan sonra yani 40 sene dünyada şeriat-ı İslamiye'yi hakim edecek. Haçları kıracak. Hınzırları katledecek. Cizye'yi vaz edecek, kaldıracak. Onun zamanında tek din İslam kalacak. Efendim başka dünyada Müslüman olmayan bir kişi kalmayacak. Öyle bir zaman da önümüzde var yani. Ondan sonra vefat edecek Medine-i Münevvere'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hücre-i Saadet'lerinde bir kişilik mezar yeri var. Oraya defnedilecek. Zaten ondan sonra kıyamet kopması da yakın ama çok da yakın değil yani. Çünkü daha güneş batıdan doğma hadisesi olmadan İsa aleyhisselam vefat edecek. Çünkü İsa aleyhisselam sağken güneş batıdan doğmaz. Güneş batıdan doğmak tevbe kapısı kapanmak demek. İsa aleyhisselamdan bayağı sonra yani bayağı derken de o zaman olaylar çabuk hızlı gelişiyor o dönemde artık. İnsanlar yeniden bozulmaya başlayacak. Bütün dünyada tek gavur kalmayacak. Ondan sonra Müslümanlar yeniden bozulmaya başlayacak. Millet zaten düzelmeye çok müsait değildirler. Bozulmaya çok elverişlidirler. Hemen yeniden bozulacaklar. Tabii o biraz çok hızlı bir fesat. Süratle çoğalacak. Artık öyle bir hal gelecek ki alenen sokaklarda çiftleşmeye başlayacaklar. Alenen. Eşekler gibi hayvanlar, hayvan bile utanır ya. Onlar çiftleşmeye başlayacaklar öyle. Şimdi biraz öpmeler, sarışmalar, sarı kucaklaşmalar başladı da o zaman hepten ilişkiye girecekler falan. Hadis-i şerifte buyuruyor ki orada o zaman da bir tane insan kalksa dese ki efendim sen ya bir duvarın arkasına bari geçseydin niye bir sokak ortasında bu işi yapıyorsun diyen kalmayacak yani. Onu bile diyen olduğu zaman diyor sizin içinizdeki Ebu Bekir Ömer gibi mübarek adam olacak diyor onu diyebilen. Yani onu diyebilen sizin içinizdeki Ebu Bekir Ömer gibi mertebe. Çünkü neden? O kadar bozukluk, o kadar cahillik, o kadar rezillik diz boyu olacak ki artık kardeşim. Hayvanlaşmış bir toplum olacak. Şimdi bile tabii biliyorsunuz hayvanlaşma, davarlaşma. Dünya halkı başladı. Dünya halkı başladı yani. Canavarlaşma başladı. Görüyorsun sokak ortasında. Her türlü pislik var. Dayak atan var, döven var, öldüren var. Yani hiç. Bir de bunun öbür türlü şeylerde müstehcen taraflarını da düşünün. Orman mahsulü işler. Bu o zaman gelecek. Ondan sonra zaten güneş batıdan doğacak. Çünkü güneş batıdan doğdu mu daha tevbe kabul olmayacak. Ama güneş batıdan doğduğunda yine Müslümanlar var. Ama kıyamet koparken hiçbir Müslüman yaşamayacak. Kıyamet Allah diyen üzerine kopmaz. Bütün kafirlerin üzerine kopacak.